Ev mi düşünüyorsun? Evi, annemi, babamı, Cansu'yu. Bizim çocukluğumuz birlikte geçti. Bazen çok sevdim onu. Bazen çok kızdım. Benden nefret ettiği gibi nefret ettim ondan. Sana en çok beni o kızla muhatap ettiğin için kızıyorum. Sana o kadar inanmıyordum ki. Cansu seni tanıdığını düşündüğüm tek kişiydi. Onu dinlerken senin gerçeklerini dinliyorum zannediyordum. Ama onun yalanlarını dinliyormuşum. Bir daha ne o kızın adını duymak istiyorum ne de yüzünü görmek istiyorum. Emir hasta o. Yani tamam bize yaptıklarını unutmayacağım ama gözümüzün önünde delirdi. Biz hiçbir şey yapamadık. Adayı seviyorum. Hem her şeyden kaçabiliyorum hem de kaçtığım şeyleri uzaktan görüyorum. Oturalım mı şuraya? Hadi. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Merhaba. İki tane Türk kahvesi aldım. Sade olsun. Tamam. İstanbul'a dönünce... Döndüğümüzde önce bir evimiz olacak. Sonra o ev yuvamız olacak. Mezun olduğumuzda da hemen kendimize bir mekan açacağız. Biz birlikte mi çalışacağız? Niye? Benim karım burslu işletmeci değil mi? Şimdilik öyleyim. Bursu alırlar elimden herhalde. Hem mekan senin, sermaye senin. Ben patronu kale aldığını çekemem yani. Teşekkürler. Emir şu halimize bak. Hayal kuruyoruz. Geleceğimizi planlıyoruz. Hiçbir şey saklamamak ne kadar büyük güçmüş. İlk defa bu kadar özgür hissediyorum. Bundan sonra her şey daha iyiye gidecek. Biliyorum. R. R kim Emir? Hatırlayamadım, bilmedim. E niye açmadın? Hem neyin R'si o? Aa, suratına haline bak. Bir şey sordum diye ödün koptu. Aman iyi. Merak etme, bir kadın olduğunu düşünsen böyle davranmazdın. Veliahtın veliahtı yolda. Geçtiğimiz günlerde kız kaçırdığı iddiasıyla gündeme gelen yakışıklı playboy'dan ters köşe. Ünlü işletmeci Ünal Sarrafoğlu'nun çapkın oğlu Emir Sarrafoğlu, merhum iş adamlarından Şeref Çelik'in kızı Rüya Çelik'le ortaya çıktı. Müstakbel eşiyle sürpriz bir şekilde hastaneden çıkarken görüntülendi. Hamile olduğu görülen gelin adayı aldığımız duyumlara göre kısa bir zaman sonra yakışıklı playboy ile dünya evine girecek. Açmıyor işte. Aptal. Sana arama dedim değil mi? Ağırdan sat biraz kendini. Bırak gazete haberini görünce o arasın seni. Meraktan çatlıyorum anne. Haberi gördü mü? Ne düşünüyor? Ne tepki verecek? Sakin ol biraz, sakin. Top sende değil, bende. Damadımızın pompişi 5 aylık hamile. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Abi, damadı bir yoklasak mı acaba? Ne olacak bu iş? Her koyun kendi bacağından asılır. Feriha evlendi gitti. Bundan sonrası bizim derdimiz değil. Abi sen şimdi üzgünsün, kızgınsın böyle konuşuyorsun ama yarın bir gün o yavrucak boynu bükük kapımıza geldiği zaman da... Yani baba ocağı demek istiyorsun değil mi? Feriha bu ocağı
Yalanla, riyayla, gizli saklı işlerle söndürdü gitti Hatice. Söndürdü gitti. Kimin uğruna söndürdüğünü de görsün böylece. Ben çıkıyorum. Şimdi telefonu kapalı. Şuraya bak ya. Emir bana anlatmıştı zaten. Ama işte adam şaşkınlıktan Feriha ile konuşamamış. Şimdi bu haber çok kötü oldu. Feriha mahvolmuştur. Kesin kavga etmişlerdir. Bari buraya gelse. Canım sen otur çay söyle ben de geliyorum. Nereye? Bir işim var geleceğim. Aysun bir sakin olur musun? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Tamam. Tamam. Ben haber alır almaz seni arayacağım. Ünal Sarrafoğlu. Evet. Ben Hülya Çelik. Hülya Çelik. Ben de kulaklarınızı çınlatmak üzereydim. Gazetedeki haberi duyar duymaz hemen geldim. Ama anlıyorum ki siz de okumuşsunuz. Çok üzgünüm. Doğrusu sizinle bu şartlar altında tanışmayı istemezdim. İlginç bir haber ve ilginç bir tanışma Hülya Hanım. Oğlumun müstakbel eşi de yanınızda mı? Kızım henüz gazeteyi görmedi. İnanın bana
Konuyu ilk duyduğum andan itibaren çok titiz bir şekilde sessiz sedasız çözümlemeye çalışıyordum. Ay nasıl haber aldılar, nereden fark ettiler, bu olay nasıl patladı hiç anlamıyorum doğrusu. Magazin basını bizi seviyor. Yazım diline bakılacak olursa anladığım kadarıyla sizleri de seviyorlar. Biz magazincilere karşı her zaman mesafeli bir aile olduk Ünal Bey. Eşimi kaybettikten sonra toplum içindeki hareketlerimize de her zaman çok ama çok dikkat etmişizdir. Bu sizin ailenizle olduğu kadar bizim ailemize de çok tatsız oldu. Kızınızı oğlumun müstakbel nişanlısı olarak yazmaları sizin için büyük bir talihsizlik olmuş. Emir bu hamilelikle ilgili nasıl bir tepki verdi? Doğrusu ben de merak ediyorum. Eşim hayatta olsaydı bu konuyu nasıl hallederdik düşünmek bile istemiyorum. Oğlunuzla birkaç gün önce konuştuk. Konuyu duyar duymaz her genç insan gibi paniğe kapıldı tabii. Bakın sizi temin ederim. Bu bizim için ne kadar onur kırıcı olursa olsun çocuk doğduktan sonra babalık testi yapılacak. Hiç kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmasını istemiyorum. Oğlunuz eğer bu gazete haberini gördüyse eminim bizim kadar şaşırmıştır. Oğlum ne kadar şaşırdı bilmiyorum ama benim size şaşırtıcı bir haberim var Hülya Hanım. Oğlum evli. Ne? Evli mi? Nasıl olur? Hastaneye beraber gittik. Fotoğraflar var ortada. Evine gidip konuştuk. İnanın bana bir iki gün öncesine kadar bizim de bu olaydan haberimiz yoktu. Ayrıca o evliliğin oğluma neler kaybettirdiğini bilseniz belki buralara kadar gelmezdiniz bile. Buraya gelmekle size neler düşündürdüğümü görebiliyorum. Sizin yaptığınız hakareti kızımın hatırı için görmezden geleceğim. Yeterince rencide olduk. Eğer oğlunuzun evli olduğunu bilseydim buraya kadar gelip sizinle konuşmaya tenezzül bile etmezdim. Şu hale bak. Hülya Çelik'in düştüğü duruma inanamıyorum doğrusu. Ayhancığım. Evet evet haberi okudum. Ama onunla ilgili aramıyorum. Şu kızın annesi Hülya Çelik, bu kadın hakkında ne biliyorsun? Ya ben Feriha'nın kabahati büyük, ben küçük demiyorum. Yani şu saat benim karşıma çıkmış olsa, halacığım dese yani senin halan batsın derim bak. Bak beni kandırdın sen bu eve tekrar geri döndün de derim. Ha demeye derim de ben de anneyim. Benim kızım kabahatin en büyüğünü işlemiş yani. Şimdi onun kocasını yüklediği kızın yüzünden o kız bizim kapımıza gelse ben onu sokağa atacak değilim. Ay sen de gamlı baykuşsun ha. Ayol şu an Feriha birinci kadın konumunda tamam. Yani çocuğun nikahlı karısı. Hem bakalım Emir kabul edecek mi o diğer kızı? Ama zaten kesin numaradır ha. Sen bilmiyor musun bu sosyetenin işlerini? Vallahi Feriha kocasına sahip çıkacak tabii ki ne de ama. Yani sinek küçük olsa bile mideyi bulandırır bak. Yani bizim atalarımızın lafı bu. Zaten bu kızın kayınanası buna karşı, kayınbabası buna karşı. Kız da yüklü, kapının eşiğinde bekliyor. Hiç kolay değil işi yani. Vallahi Feriha, azıcık akıllıysa kocasına dört elle sarılması lazım. Ama tabii nerede bizimkinde o akıl? Ayol senin Gülsün bile var ya, kocasını elinde tutmak için ne yapacağını şaşırdı. Ne? Ne demeye getiriyorsun sen Seher Hanım? Şey ya, lafın gelişi dedim öyle. Ben o lafın geldiği yeri hiç beğenmedim Seher Hanım. Benim kızıma sen ne demek istiyorsun? Bakma öyle bana. Bakma hemen şimdi söyleyeceksin ne diyeceksin. Aman iyi be. Ya senin kızın gitti de keyfine mi boyattı saçlarını zannediyorsun ha? Sen o nikahta nikaha basan sarı kızı hatırlamıyor musun? Görmedin mi hastanede nasıl damadının etrafında dört dönüyordu? Sen benim kızın yuvası tehlikede mi diyorsun şimdi? Ay ben darlandım.
Ay terlandım ben, terlandım ben. Her an kötü sürprizlere hazır olabilirsin Hatice Alacığım. Çünkü senin damadın hala bu sarı kızda. Ay çok terlandım. Ünal. Neler oluyor böyle? Bu kadınla kim? Aysun bir sakin ol. O kızın annesi bugün buraya geldi. Hülya Çelik. Ben de kadını biraz araştırdım. Ve? İkinci sınıf bir manken eskisi. Şu inşaatçı Şerif Çelik. Hatırlar mısın? Hani yıllar önce şu davetlerde ara sıra denk gelirdik. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Ha, işte onun ikinci karısı. Kocasından sonra şirketleri iyi idare edememiş. Yıllarca şirketleri hep küçülmüş. Uzatmaları oynuyorlar şu ara. Ünal, hayır bütün bunlardan bize ne? Önemli olan kadın doğruyu söylüyor mu? Yani çocuk Emir'den mi? Önemli olan bu. Bebek doğup babalık testi yapılmadan bunu bilemeyiz. Ama kadın anasının gözü. Amacı belli, para. Para. Oğlumuzun sevgili karısının ve ailesinin derdi para değil mi Ünal? Bak, Çelikler eski güçlerini kaybetmiş olabilirler. Ama sonuçta iyi bir aile. Bunu unutmamak gerekiyor. Sen ne demek istiyorsun Aysun? Şunu demek istiyorum Ünal. Eğer yalan söylüyorlarsa... Yalanları sadece 3 ay sürecek. Yani babalık testine kadar. Ama eğer doğru söylüyorlarsa... bizim bir torunumuz olacak. Ne? Dedelikle ilgili duygularımı duymak bile istemezsin Aysun. Ünal. Kız mı erkek mi? Ya sen ne saçmalıyorsun Aysun? Kadına burada herhalde kız mı erkek mi diye sormadım değil mi? Ben oğlumu burada reddetmeyi düşünürken herhalde kadına torun soracak değilim. Eğer o kız gerçekten benim oğlumun bebeğini doğuracaksa bu ne demek farkında değil misin Sunna? Feriha bir gazete haberine pabuç bırakmaz. Ama eğer biz bu kızı desteklersek rüzgar tersten esebilir. Bana bu kadınla kızını bul lütfen. Onlarla konuşmak istiyorum. Daha önce geldiğimizde yaz sonuydu, hava daha sıcaktı. Bütün korkularıma rağmen çok mutluydum. Şimdi? Şimdi sadece mutluyum. Artık korkular yok. Soru işaretleri yok. Önümüze ne gelirse birlikte yaşayacağımızı biliyorum. Gel. Gel. Bu sefer öyle çok bakamadım, seçemedim. Karşıma çıktı, ben de beğendim, aldım. Ben de bunu aldım. Tezgahta gördüm bugün. Yani öylesine bir yüzük ama... Sen takınca bir anlamı olacak. Hadi o zaman. Tek başıma geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Seni çok seviyorum. Tek başıma geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim.
uçlarında sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. İz kalmış. Bütün boşver. Sabah oluyor. Sevdalı gülüşünle yüreğimde dağlar devrilir. Bütün farklı görünüyor muyum? Yani farklı hissediyorum da. Bu sabah her şeyden çok farklı. E hadi günü kaçırmayalım Umut'um. Hala inanamıyorum ya. O kızla evlenmiş. O kapıcı kızıyla evlenmiş. Ailesi tarafından onaylanmamış, kabul görmemiş bir evlilik bu. Onun için vızıldanıp durma. Tamam, sustum. Ya keşke ben gelmeseydim. Saçmalama lütfen. İnsanlar seni görmek istiyorlar. Ama çok utanıyorum. Hem çok da korkuyorum. Beni görünce ne diyecekler, ne tepki verecekler? Hem ben onların gözünde basit bir kızım. Of, anne yapamayacağım galiba. Bana bak küçük hanım. Şimdi beni çok iyi dinle. Hem de çok iyi dinle. Karnındaki bebeğin babası şu anda bir başkasıyla evli. Ve babası gözünü yaşına bakmadan parasını kesmiş. Biraz sonra tanışacağın adamla kadın da bizim tek şansımız. Bilmem bunun farkında mısın? Farkındayım anne, farkındayım. Eğer atımızı doğru oynarsak rüzgarı kendi lehimize çevirebiliriz. Unutma, paranın kaynağı emir değil, emirin babası. Onları ikna edersen, onlara kendini sevdirirsen bu işi yırttık demektir. Hemen bebek duygusallığına kapılmamışsın. Henüz bir torunumuz var mı yok mu bilmiyoruz. Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bir şey biliyoruz ve bu da bana yetiyor. O kız da ailesi de bizim gibi insanlar. Thank you.
Sen hep böyle güzel mi bakıyordun? Sen hep böyle güzel mi gülüyordun? Hadi çıkalım. Taksiye aramam lazım da telefonu hiç açmak istemiyorum. Vapurla gidelim mi? Aa, sen hiç vapura bindin mi? Bindim tabii Feriha. Aydan mı geldim ben? Ne zaman bindin en son? Hatırlamıyorum ama bindim. Ya. İyi hadi benden.